videoda bir mantoyu nasıl astarladığımı göstereceğim. Mantonun tamamını diktim. Şu anda yapmam gereken tek şey pervazın içi ve etek ucunu bu çıkan ipleri temizlemek olacak. Bunu overlock makinesinde yapacağım. Overlock makineniz yoksa dikiş makinesinde zikzak ayarıyla ya da sürfüle dikişi ayarıyla buraları siz de önce temizleyin. Aynı şekilde astarın da yaka, pervazın içine gelecek kısımlar ve etek ucunu temizleyeceğim. Bu temizliği yaptıktan sonra son ütü yapıyormuş gibi çok detaylı bir ütü yapacağım. Sonra iki parçayı birleştirmeye başlayacağım. Yakam hazır ama astar geldiğinde bu yaka açılacaktır. Bu yakayı sabitlemek için buralara gizli dikişler de yapabilirsiniz birkaç tane. Ama bence en garanti yöntem iç yakanın ayağının dikiş payıyla alt yakanın ayağının dikiş paylarını şöyle birbirine ufak dikmek. Şimdi iğneleyeyim, hemen farkı görelim. Sonra da ütüye geçeceğim. Ütüde birkaç ayrıntı var. Onları göstereceğim. Artık bunlar birbirinden ayrılmadan tek bir yaka halinde olacaklar. Tabii burada 4 kat kumaş oluyor. Makinenizi bu kadar zorlamak istemezsiniz eminim. Sadece içteki şu dikişleri dikebilirsiniz. Makine ayağı bunun üzerine çıkamayacaktır benimkinin. O yüzden ben fermuar ayağını kullanacağım. İğnem buradaki delikten geçecek ve bu kadar da yaklaşabileceğim. Mantomu astarlamadan önce ütüde son yaptığım bir şey var, onu göstereceğim. Etek ucu ve kol ucunu ne kadar katlayacaksam o kadar katlayıp şöyle bu şekilde her yeri ütüleyeceğim. Yani astarı hazırlık olsun diye ütü izi yapacağım. Ütü izi oluşturmak için ben şöyle bir cetvel kullanacağım. Siz kağıt kesip istediğiniz kalınlıkta bir kağıt kesip onu da altına koyabilirsiniz. Bunu böyle koyup katlayacağım. Hemen hemen şöyle. Ve buradan bir ütü geçeceğim. Bunu sadece dediğim gibi iz oluşturmak için yapıyorum. Astarı daha kolay geçireceğim böylece. Bakın bu kadar. Bu kabanımın dışı, kabanın dışı dışarıda olacak şekilde koyuyorum. Kolları böyle içeri katlıyorum. Astarın gelecek yerleri, pervalı, sonra yaka. Buraları da böyle dışarı doğru açıyorum. Aynı şekilde yaptığım astarın da aynı yerlere denk gelecek yerlerini üst üste koyuyorum. Buraların hepsini iğneleyip bir defa da dikeceğim. Kolda bir ütü izi bırakmıştım daha öncesinde. Bu kola astarı geçiriyorum. Astarım şu anda burada. Katlayıp böyle üst üste koyup buradan bir gizli dikişle astarla kolu birleştirebilirsiniz. Ama ben daha pratik bir yöntem göstereceğim. Sanki dikişle birleştirecekmişim gibi üst üste koyuyorum. Ve hemen şöyle yandan bu noktaları dışarı alarak bir mandal ya da iğne vuruyorum. Sonra geri çeviriyorum. Şuradaki dikişle kolu birleştiriyorum. Ve yine yandan biraz çekerek mandallıyorum. Bir tane daha yapmam yeterli olur. Şuradan yine böyle bir katlıyorum, ortalayıp. Sonra buradan kenardan şöyle alarak dışarı buraya bir mandal vuruyorum. Bunun hepsini içeri doğru alıyorum. Hatırlarsanız etek ucunu birleştirmemiştim. Etek ucundan kolumu sokarak kola doğru gidiyorum. Burayı mandallar çıkmayacak şekilde böyle büzüp bu elime veriyorum. Böyle tutarak buradan çıkartıyorum. Sonra buradaki dikişleri denk getirerek tekrar bir düzeltiyorum. Dediğim gibi bunu elinizde gizli dikişle de yapabilirsiniz ama bu çok daha pratik ve kolay bir yöntem. Şimdi ben sadece bu uçtan bir makine çekeceğim ve kol astarlanmış olacak. Kol ucuna daha keskin bir görüntü için çift taraflı tele ütülüyorum. Ütüyle bir iz bırakmıştım. Şimdi bu izin ne işe yaradığını göstereceğim. Burayı katlıyorum. İzli yerden. Ve düzeltiyorum. Düzeltirken zaten buradaki şekil kendiliğinden oluşuyor.
Burada dikiş olduğu için direkt burayı hizalayarak alabilirim. Üst üste çakıştırıyorum ve iğne vuruyorum. Bu sadece buradaki hizalamayı doğru yapmamıza yarayacak şu anda. Buranın gelip duracağı noktayı da aynı şekilde iğneleyeceğim. Son istediğim şekle göre bir düzenleme yapıyorum. Benim istediğim duruş böyle olacak. Şimdi bu duruşu verdikten sonra yakın bir yerden tekrar bir iğneliyorum. Bundan sonra yapacağım şey böyle içten burayı alacağım. Ve şurada tam olarak şurada olan fazlalığı alacağım. İğneyi koyma sebebim de anladığınız üzere nerede bitmesi gerektiğini ayarlamaktı. İlk önce şuradaki fazla olan dikiş payını alıyorum. Buradaki dikiş payını bayağı inceltiyorum. Tamamdır sanırım. Şimdi tekrar alıp düzleyip bakacağım. Yani gördüğünüz üzere asla ezbere bir şey yapmıyorum. Buradaki katlama şekli değiştiğinde bile buradaki içine alacağımız parça değişecektir. O yüzden bunların hiçbirini ezbere yapmıyorum. Bu ucu tamamladım. Bu uçta yaptığım her şeyi dönüp burada yapıp ikisinin birebir aynı olmasını sağlayacağım. Yine bunu kat izinden katlayarak buradaki açının birebir aynı olarak burada da olmasına çalışarak şöyle bir işaretleme alacağım. Sonra bunları tabii kıyaslayacağım. Kıyaslama yapıyorum. İçteki dikişler birebir aynı yerde. Üsttekiler de aynı yerde. Aynı yerde başlamış. Yani şu anda aynı şeyi kopyalamış oldum diğer tarafa da. Sonra varsa işte bu dikişleri hizalayarak birkaç tane iğneleme yapacağım. Ben çevirmek için ortadaki yeri boş bırakacağım. Yine buradan böyle alarak burayı ve aynı şekilde diğer tarafını da makineden çekeceğim. Ortada bunu çevirmeme yarayacak kadar bir boşluk bırakacağım. Geri kalan her yeri dikeceğim. Astarın mantonun içinde hareket etmesini önlemek için dikiş paylarından bir iki tane içlerde dikiş alacağım. Ondan sonra burada hatırladığınız gibi çift taraflı tele yapmıştım. Çok ince bir gizli dikiş tekrar geçeceğim. Bunu pratiklik bakımından değil, ben bu kenarların çift taraflı tela ile çok daha keskin bir görüntü verdiğine inanıyorum. O yüzden üşenmiyorum. Bir de tel ötülüyorum. Tabi üstüne bir de gizli dikiş geçmek şart. Çünkü bu telaların ne kadar bir ömrü olduğunu tahmin edemeyiz. Buradaki iğneyi henüz çıkarmadım. Buralara çift taraflı tele yapıştıracağım. Şöyle teladan çok uzun olmayan parçalar kopartacağım. Bunu parça parça birleştireceğim. Bu uca kadar telayı getireceğim. Buharı kapatıyorum bu arada. Bunu yaparken de mutlaka astarınıza uygun bir sıcaklık derecesinde ütüleyin. Astarınızı yakarsınız yoksa. Gizli dikiş yaparak tüm eteği geçeceğim. Buradan geçerken de burayı da yine gizli dikişle kapatacağım. Bunu hem gizli dikiş olarak düşünün hem de aslında yaptığım şey astarı da sabitliyorum şu anda. Çıktığım yerden tekrar batarak daha uzak bir yerden çıkıyorum. Bunu bitirdikten sonra da arka tarafta dikişli olan yerlerde böyle dikiş paylarını iç içe alarak ve aynı yerde birkaç defa batarak yine gevşek tel gibi teller alacağım ki astar montun içinde her zaman sabit kalsın.